normal olarak, genel olarak bakarsak işler biraz daha düşüştü. Ama şu an vatandaş olarak çoğu, mesela atıyorum bir kilo cevizin kilosu olmuş 20 lira. Herkes alamıyor normalde. Bunun yani en büyük sorunlardan biri de bu krizin nedenleridir. Yani şu an bir kilo kuru üzümün kilosu 40 lira olmuş. Çok önceden biz bunu 10 lira, 15 liraya da alıyorduk. Günde 10 tane insan 10 kilo satacağım yerine 3 kilo satıyorum. Bu bizi de etkiliyor, vatandaşı da, halkı da etkiliyor. Yani atıyorum işte üzümün kilosu 40 lira olmuş. Bunu bundan 2 sene önce 15 liraya aldığı üzümü şu an 40 liraya sen fiyat söylersen ona adam alamıyor. Yani bu bizi de etkiliyor, onu da etkiliyor. Hem bizde de işler düşüşte gidiyor. Bir de vatandaşa da daha çok etkiliyor, vatandaşı da etkiliyor. Ya bir asgari ücret 2100'dü. Bir ekmeğin fiyatı 1250 oldu. Bir nüfusta 5 kişi olursa, günde 15 ekmek tüketirse bu adamın direkt maaşı sadece ekmeğe gider. Sadece ekmek yemesi lazım. Ya bir simitin tanesi 1500. Bir çay da içersen 2,5. Aya çarparsan yani bu sadece kendine çalışır 2500. Herkes farkında, konuşamıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ay sonu gelmiyor. Ay sonu gelmeden ay sonu bitiyor. İçime ne akbaşa valla. Hem dağıtım etki. Hep düşmüş dedik konu. Toptancılık yap. Çok çok düşüş var. Dar yüksek, ondan sonra dönmüyor yani, ticaret dönmüyor. Eskisi gibi. Yani nerede bakarsan iki kat bir fiyat yükselmesi olmuş. Millet 10 kilo erzak yiyeceğine 5 kilo yiyebiliyor. 5 kilo yiyebileceğine, 5 kilo alabileceğine 2,5 kilo alabiliyor. Gider fazla, gelir yok. Herkesin durumu öyle. İşte alım gücü yok millette. Millette para olmayınca iş de olmuyor. Aradığımızı bulamıyoruz. Sipariş vermeye kalkıyoruz, malcı yok. Niye? Adam da güvenip de yapmıyor. Diyor yaparım, satılmaz. Şey yapmıyor. Milletin de her şey, yani artık ne diyeyim sana, alım gücü çok zor. Yani fiyatlar şu an çok yüksek olmuş. Fiyatlar çok artmış. Onun için milletin alım gücü kalmamış. Ya biz döşek yüzü satıyoruz, elbiselik satıyoruz, halı örtüleri satıyoruz, perde satıyoruz. Saat 12-1 olmuş, daha istiftah etmemişiz. Deriye mesela bir döşek lazımken, bir döşek 4 metreydi. Bir döşek lazımken diyordu bana 10 metre ölç. 15 metre ölç, 7 metre ölç, 8 metre ölç. E şimdi müşteriden bir döşek istiyorlar. Müşteri bugün gidiyor çarşıyı, hepsini geziyor. Orada nerede uygun, nerede cazipse oradan almaya başlamış. Niye? İmkan meselesi olmuş. Biraz piyasa yani hareketlilik var Allah'a şükürler olsun. İyidir yani, çarşımıza köylü kısmı geliyor. Allah'a şükür olsun, biz de işlerimiz sirkülasyondan dolayı yani Allah iyidir yani, Allah'ın keremine bin şükür. Tabii eski satışlara göre yok. Şimdiki yani eski masrafla bu seneki masraf aynı mıdır? Yani ona göre yani Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ayakkabılarda da 5-10 milyon fark var yani. 5-10 milyon, 15 milyon fark var yani. Bu da bizden kaynaklanmıyor. Ekonomi nasıl gidiyorsa biz de ona göre hareket etmek zorundayız. Onun için zor duruma düşüyoruz bazen. Müşterilerden dolayı yani. Müşteriler yani fazla pahalı ayakkabı almak istemiyor. O da bütçesine, cebine bakıyor.